bir şey. Ya bir saniye Gönülcüğüm, herkesin memleketinin kendine göresi. Sadece ben yapmıyorum. Bir dur musun ama, bir dur da dinlemeyi öğren. Gördük. Herkesin örf adetleri var hayatım. Ama emin ol, yani Manisalılar hepsi senin gibi yapmıyordur ya. Aynen, hepsi benim gibi yapıyor. Biz de taş kovuğundan çıkmadık hayatım, sevgili merak etme. Sevgili takipçilerim, Manisalılar, Ege bölgesi, Arnavut hemşerilerim, sizlere sesleniyorum. Yapıyor muyuz 6 ay klası, yapmıyor muyuz? Siz gelinin mutfaktaya sayfasına söyleyin bakalım. Yağmur, takipçileri seni duyamıyor. Birçoğu fake olduğu için. Bu güzeldi. Fake fake, aynen Yağmur, öyle. Ben hayatta kızıma 6 ay kınası yapmam. Her ben şeyin bir yeri, zamanı ve yaşı vardır. Yani adetlerimizde olmadığı için ben de yapmam. Hayat, ben yapmam evet, hayatta. Adette eğer varsa yaparsınız. Benim adetlerimde böyle şeyler vardı. Acaba ben de yaptım. Yaşıyoruz? Herkes de çok beğendi. Sosyal medyada yapanlar hep dediler çok güzel Yağmur Hanım, biz de yaptık. Yapamayanlar, içinde kalanlar da olmuş. Ne Allah kadar güzel Allah. Yapmışsınız dediler. Herkes beğendi ve alkış tuttu. Ben de özenşliyim. Ben ilk torunuma da yaptım. Bakın yapmanızda bir şey demiyorum. Benim gelinim de özenşli. Ama küçük gelinim istemedi. Şu organizasyon... Çünkü yani isteyen geline yapıyorsun Nebil bunu. Nebil Hanımcığım, müsaade eder misiniz? Şu organizasyon işleri çıktı ya. Evet. Onlara da bir şey demiyorum. Onlar da ekmek parası peşindeler. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Fakat şey... insanlar yapamayanlara özenti oluyor. Özenti oluyor. Ve inanın şu dediğim gibi baby shopper'lar falan... Yoktu böyle bir şey ya. Bu ne ya? Hayatım biz... Organizasyonlar yokken de evimizde süs, Yağmur yapıyordu, süslüyordu, yine yapıyorduk. Biz yani o içinden gelen bir şey ya. Hocam, bakın biz de yaş günlerimizi evimizde kutlardık. Öyle gidip partiler verilmezdi. Ama şimdiki gençler şimdi evlerinde istemiyorlar ve ben ki. Ben buna diyorum ki hangi genç istiyor? Müsaade eder misiniz? Ve bu bir özenti. Herkes özeniyor, özenti. Görüyor, yapıyor. Yapamayanın parası olmayan ruhsanda yazık oluyor. Aynen. Ben buna çok hiç üzülüyorum. Hiç doğru değil. İlk soruyorum, bir show programından teklif mi almaya çalışıyorsun da bu kadar show yapıyorsun? Sence? İkincisi, ne kadar mal oluyor bu partiler, kına geceleri? Yani maddi olarak herkesin zevkine göre mesela? Değişiyor, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki de bayağı bir tutuyor. Ortalama? Ortalama bir 10.000 kadar tutuyor. Oo, maşallah. Harcaman bir 10.000. Kızlar, ben çocuğum için kocamdan 20.000 aldığımda laf yapıyordunuz. En azından ben evet. Yatırım yapıyorum. Özür dilerim ben de Seda. Böyle parti yapıyorum. İşte aramızdaki helal fark. Olsun. Yani siz şimdi öyle bir yere getiriyorsunuz ki sanki ben yok yere para harcıyorum. Evet. Tabii evet. Ki bunun yanında mübarek günlerdeyiz. Bugün Arife, kurbanımı da kesiyorum. Allah kabul etsin de biz yapıyoruz onları. Hayrımı da yapıyorum. Böyle şeyleri dillendirmek hoş biz değil. Biz de dillendirmiyoruz ki. Ama siz beni öyle bir pozisyona sokmak istiyorsunuz ki maalesef bunları burada dile getiriyorum. Kızlar, duydunuz mu? Videolarını getiren kendisi. Kız gözümüze sokuyorsun gözümüze. Şovunun modacısını getiren kendisi. Şovunu yapan yine kendisi. Aynen. Ama suçlu biziz. Hayatım. Hep öyle oluyor zaten. Hayatım, bunlardan daha üstlerini yapanlar da var. Ben onlara bakıp beğeniyorum, imreniyorum. Sizin gibi kıskanmıyorum. Aa, biz sen hep başkalarının katını çekerim. Bir dakika kızlar. Bir dakika. Sen hep başkalarına bakarak mı hayatını yaşayacaksın? Sen hiçbir zaman sen olamayacak mısın? Hayatım, ben gayet orijinal bir kadınım. Kendimde gayet kendim gibiyim. Hep başkalarına şeyler yapıyorsun. Yalnız bu kıskanılacak bir şey değil ki Yağmur. Herkesin ben yüzümsüz buluyorum sadece. Yani neyini kıskanalım ki? Ya söyle artık bakalım. Bilemiyorum. Çocuğa her yarım yaş şeyde, yapmanın neyini kıskanalım? Her yaptığım şeyde burada bir tane kulp buluyorsunuz kızlar. Senin gibi aynı. Neden Hayır. biliyor musun bir Yağmur? Bir kulp buluyorsunuz, ben de bunun açıklamasını Yağmur yapıyorum. Yağmur, neden biliyor musun? Çünkü buraya bu zamana kadar gelen hiçbir gelir 10.000 liraya haybeye harcadığı için kasım kasım kasılmadı. Haybeye harcamıyorum hayatım. Haybeye boş. Lüzumsuz. Sen gösteriş çok seviyorsun Yağmur. Çok ya. Seviyorum. Gösteriş için yaşıyor gibi bir şey yapıyor. Öyle mi savurganım ben, diyorsun Yağmur? Ben mutlu olmak için yaşıyorum. Başkaları ne der diye umurumda değil. Bence dediğim sen gibi, tam olarak... Dediğim gibi haybeye de değil. Tabii ki de bunun yanında yardımımı da yapıyorum. Çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Onu herkes yapıyor canım. Yaşarımımı da yapıyorum. Nilgün Hanım, ben sizin gelini şöyle anlıyorum. Gerçekten çok savurgan. Bulduğu barayı, o kıyafet, bu kıyafet, şu parti, bu parti dolanıyor. Bu ne ya?
Yağnur'un sponsorları var. Yağnur para harcamıyor bu konularda. İnanmıyorum. İnan. İnanmıyorum. İnanacaksın. Parasız olur mu bu işler ya? İnanın bakın. Madem sponsoru var. Madem çok parası vardı, neden burada? Benim gelinimi eleştirmeyin. Benim için o gerçekten çok değerli. İlk göz ağrım benim kızım olsa bu kadar sevmem bak. Neden biliyor musunuz? İlk çocuğunu doğurdu. Kendi isteğini eşimin oğlunun adına, eşimin adını yetmedi. Küçük oğlumun adını koydu. Süleyman eşimin adı. İkinci oğlumun adı da Emre, Süleyman Emre. İkinci kızını doğurunca anne dedi, ben dedi anneannemi çok seviyordum dedi. Onu yaşatmak için dedi, Allah ömür versin onun gibi dedi evladıma. Onun gibi şansı olsun dedi. Annem çok şanslı bir insandı. Allah rahmet eylesin. Allah onun rahmet dedi eylesin. Adını koyacağım dedi. Yani ben demeden o bana geliyor. Çok güzel. O bana geliyor. Onun için benim gelinimi eleştiremezsiniz bana. Ben onu hiçbir zaman yere batıramam. Bence helal sen olsun. İnsanlar ne der diye yaşıyorsun Yağnur. Aynen. Öyle olmasa bir başkalarının yaptığını yapmaya çalışmazsın. Ya ondan mı burada bunları getirdim yayınladın? Bir başka işte o yüzden gösteriş yapmak için getirdin yayınladın. İnsanlar evet. Ne der diye yaşasam burada bunları getirip size göstermezdim. Gösteriş yapmak için göstermeyin ama. Bir başkası yaptı ben de yaptım kızlar, diyorsun. Kızlar hadi. Süreye bakıyor musunuz bakıyoruz siz? Bakıyoruz Seda Hanım fırında tartışıyoruz. Bakıyorsunuz ben görüyorum sizi. Perde kapansın. Benim adımı koymadı ilk kızına. Ondan sonra Sükse koydu. Aa. Sükse iddialı bir isim olduğu için Nur'unu da ben koydum. Sükse, ha, bak Sükse yani. Evet, akıllı kadın, belki, yani. Sükseli. Evet. Belki ismin manası var ama Sükse, Sükse. Tuhaf geldi bana kızlar. Bazı isimlerin evet manası çok güzel oluyor ama kolay telaffuz edilemeyen isimler evet, takılıyor şimdi. Aynen. Bu da gerçekten benim hoşuma. Söyle bakayım. Ben söyleyeyim. Sükse, öyle mi? Doğru Sükse. Mu? Sükse. Sükse. Ama bu benim aklımda ben kalmaz ki. Ben de ilk defa duydum. Buradan gidelim öde yanda unuturum hemen. Sükse ne bu? Gösteriş ne? Demek. Bak siz buradan isimden bile gösterişe meraklısınız. Ne kadar güzel. Çok güzel. Sükseli. Ah, ne kadar güzel. Süksenin yani bir anlamı, isme bile koyduysanız bunu. Süksenin anlamı ne kadar alımlı, güzel. Ya yani alımlı güzel değil. Yok, sükseli tabii alımlı gösteriş, oluyor. Gösteriş. Evet, gösteriş değil. Akıllı bakın. Kadın demek. Hayır gösteriş. Gösteriş hayır, akıllı ama kadın. Anlamında var akıllı kadın demek. Çok güzel dinliyor musunuz beni? Harika bir soru hazırladım size ellerimle. Eyvah. Fırından yeni çıktı. Sıcak sıcak. Yıllardır tatile gidemiyorsunuz. Ya. Bu yıl ise hayalinizdeki yurt dışı tatili için aylar öncesinden karı koca aşk ile rezervasyon yaptırdınız. Paraları yatırdınız. Oh ne güzel. Hazırlanıldı. Mis. Modunuz yüksek. Mis. Uçak biletleri alındı. Ay şu an hayallere daldım. Oradaki otel, Amerika'ya gidiyorsunuz. Oo. Oradaki otel ücretleri ödendi. Oh. Her şey hazır. Yani her şey hazır. Bugünkü soru güzel. Ancak, soru güzeldi ancak. Görümceniz tam tatile gideceğiniz gün benim istemem var dedi. Beni istemeye gelecekler dedi. Kocanız da dedi ki kız kardeşim için özel bir gün tatil iptal dedi. Hayatta başarılar, kocamı da bırakırım. Kız kardeşini istesinler. Allah mutlu mesut etsin kızımı da aldığım gibi Vın Turizm. Vın Turizm. Vın Turizm güzel. Evet. Vın Turizm sunar. Seda Hanım yani bir isteme bir günde belli olmaz ki. Günler öncesinden planlar yapılır, hazırlıklar yapılır. Kızlar. Son günde ben aylar önce hazırlanmışım. Ki söylemişimdir de zaten. Tamam. Kız bunun altı az yanıyor. Yaksana çiğ oluyor sonra yemekler. Sonra Seda Hanım çok yanıyor. Acıcık aç anam. Aa.